bugün ne yapıyoruz Brat Dostoyevski? Bugün Brat Tolstoy, Moskova'nın gece hayatına bakıyoruz. Hadi o zaman, davay diyelim. Davay, davay. Size bunu göstermem lazım. Burası Starbucks'tı ama Rusya'yı terk etti. Dayı da güvenlik galiba. Bakalım bir şey demezse girip içeriği de gösterir size. Efsanevi bir caddeye gidiyoruz. Moskova'nın, hatta bütün Rusya'nın gece hayatının kalbinin attığı bir yere geçiyoruz. Yes. So, what do you think about Turkish men? I think hot. Do you have anything in mind negative? Blah blah. But very smiley persons. They like Russian girls. They can't spend money for girls. Türk erkeklerini çok sevmemin bir sebebi de kadınlar için çok para harcayabiliyorlar diyor. Görüyorsunuz Moskova'da gece hayatı her yer tıklım tıklım dolu. Evet, her yer tıklım tıklım. İranlı. Bu arada Türkçen çok iyi. Of Russia? No. Am I Russian? How long will your... 2 weeks. Angliski finito. Okay. Nice car, хорошо. We are going to club. Şimdi burada çok ünlü bir Japon barındayız. İzakaya restoran burası. My name is Nastya. Disana. Alexandra. Angelina. Merta. Alia. Herkese dünyanın süper güçlerinden biri olan resmi adıyla Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'dan selamlar. Bugün ikinci videoyu çekiyoruz ve çok ilginç bir... Aleykümselam. Nasılsın? Yaşıyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm, nerelisin? Özbekistan. Aleykümselam. Rusya böyle bir yer. Rusya'da Rus yaşadığı kadar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetlerden de çok fazla yaşayan insan var, çalışan insan var. Az önce gördüğünüz kardeşimiz bir Özbek'ti. Ben bu 2 dakikalığına elime kamerayı aldığımda Alican'ı kaybettik. Ama hızlı bir şekilde buldum. Brat, nereye kayboldun? Brat, burada seni bekliyorum. Türkçem kayboldu bak. Al o zaman Brat. Ver Brat. O zaman Arbat Caddesi, yani Moskova'nın en işlek caddelerinden birinin üzerinde yürürken biz devam edelim. Başlayalım daha doğrusu videoya. O kadar güzel bir hava var ki şu an. Normalde burada tanıştığımız Moskovalılar hep şunu dedi: buraya kışın gelirseniz hiç keyif almazsınız. Ama yazın gelirseniz de o kadar keyif alırsınız ki burada yaşamayı falan planlamaya başlarsınız. Bilmiyorum o olur mu da. Sonuç olarak şu an çok keyifli bir hava var. İnsanlardan da anlayabilirsiniz. Yüzleri gülüyor. Genelde şöyle bir görüş vardır ya, hani Ruslar çok soğuktur, hiç gülmezler, suratsızlardır falan. Öyle bir şey yok. En azından biz geldiğimizden beri görmedik. Baksana. Çekmek parayla ama. Aa. Köpekleri biraz asabi bu ara. Aynen öyle. Başka bir şey yok. Onun dışında Arbatskaya diye bir yerdeyiz. Daha doğrusu Arbatskaya indiğimiz metro istasyonunun ismi. Hep sonuna kaya geliyor. Ve Arbat'tayız. Bir sürü Türk restoranı gördük. Neden bunlara girmiyorsunuz diyebilirsiniz. Rusya'dayız, daha ikinci videodayız. Belki üçüncü, dördüncü videoda çekim yaparız ama sizin için de şu an gelir gelmez Türk restoranlarını göstermek istemeyiz. Şimdi Arbat'ın tam ortasındayız. Neden buradan başladınız diyebilirsiniz. Bir önceki videoda da buna benzer bir meydandaydık. Burada o kadar çok merkezi yer var ki, Moskova'nın merkezi neresidir derseniz, birçok merkezi nokta var ama önce şunu söyleyebilirim. Haritaya bakarsanız, Moskova'ya direkt böyle zoomlarsanız o haritada, tam orta noktasında bir halka var. Oraya Golden Ring diyorlar zaten. Şu anda bulunduğumuz yer de dahil. Moskova'nın kalbi. O yüzden burada gördüğünüz binalar ve insanlar diyebilirim çok iyi durumda. Her şey çok iyi halde. Sadece buralara bakarak bütün bir Rusya hakkında genel bir yargıya varamayız. Zaten bazılarınız yazmış da, burada yaşayanlarınız. Moskova, hatta Rusya sadece bu gösterdiğiniz yerlerden ibaret değil. Tabii ki de değil. Biz de kendimiz olarak özgün içeriklerimizi üretiyoruz sonuçta. Bu videoda da buradayız. Yine Golden Ring'deyiz. Yani yine bu halkadan çıkmayacağız. Yine bu halkadayız.
Aa, tipe bak. İlginç bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Hatta gösterebilirsek gösterelim. Güvenliği var galiba buranın. Arkamızda şey demedim. Ben söylemeden önce belki anlamışsınızdır buranın ne olduğunu. Bu bir Starbucks reklamı falan değil. Ama size bunu göstermem lazım. Burası Starbucks'tı ama daha sonra el değiştirdi. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur. Ambargolardan, yaptırımlardan dolayı birçok marka, firma Rusya'yı terk etti. Bazıları terk etmek zorunda kaldı. Starbucks da bunlardan bir tanesi. Starbucks, Starbucks olarak kaldı. Sadece isim değiştirdi. Stars Cafe diye. Arkamızdaki dayı da güvenlik galiba. Bakalım bir şey demezse girip içeriği de gösterir size. Çünkü ilginç bir ortam. Aynı McDonald's'ın isim değiştirip bütün ürünlerinin aynı olması gibi burada da burası isim değiştiriyor ve bütün ürünleri aynı. Bir içeri bakabiliriz. Yukarıda amblem zaten aynı. Renkler, her şey aynı. Fiyatlara da bakalım mesela nasılmış. Oturan aynadan insanlar yansımasını gördüğüm kadarıyla geliyor şu an ama bize mi geliyor bilmiyorum bakalım. Oturan insanlar da aynı bu arada. Yansıma mı gördün? Güvenlik yansıması bize geliyor galiba. Aynen. Evet, bayağı buranın güvenliği var. Normalde Starbucks'larda güvenlik yok ama burada var. Burada birçok özel mağazada böyle takım elbiseli sert abiler bekliyor. Şimdi fiyatlara bakarsak Americano 275, Latte'nin fiyatı 325, 90 rubleyi 1 dolardan hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde kendinize göre bir hesap yapabilirsiniz. İnsanlar içeride çalışıyor. Bayağı Starbucks'ı almışlar, Stars Coffee haline getirmişler. Buyurunuz, spasiba. Tekrar. Spasibasız geçiyorlar ya. O kadar kapı tutuyorsun, spasiba yok. İçeriği gördüğünüz bir fikir olması açısından gösterdik. Çünkü bence enteresan bir durum. Yani aynı McDonald's gibi, diğer firmalar gibi burayı terk ediyorlar ama buralı başka biri alıyor. Mesela gördüğünüz Starbucks'ı bildiğim kadarıyla Rus bir rapçi satın alıyor, bir müzisyen satın alıyor ve hiçbir şey değiştirmeden aynı şekilde devam ediyor. Merhaba. İyi vallahi, nasılsınız? Bu arada var ya, Taksim görmedim. Çok baktı, yüzüne bakınca dedim tamam Türk, selam verince geri döndüm baktım Taksim'miş restoran. Gum alışveriş merkezine girdik ilk videoda. Bütün şeyi gösterdik. Bu hani Chanel, Dior gibi firmaların nasıl orada hala bulunduğunu da gösterdik. Bence Stars hikayesi de biraz farklı bir hikayeydi. Şu anda bir Rus'un sahibi olduğu Rus Starbucks'ına dönmüş durumda. Şu an orayı göstermemiz bizim Starbucks reklamı yaptığımız anlamına gelmiyor. Onu da herhalde benim açıklama yapmama gerek yoktur. Hava şu an çok iyi olmasına rağmen aslında yaz tam olarak gelmemiş. Temmuz başında yazın başlangıcı olduğu söyleniyor. Muhteşem sıcak değil. Vallahi bu arada güzel güzel geziyoruz ama nakit paramız da bayağı bitti. Malum buradaki durumlardan burada Mastercard da çalışmıyor. Bizim bir para olayını çözmemiz lazım abi, nakit. Bunu soran çok da oldu bu arada. Buradaki para işini nasıl hallediyorsunuz, nasıl çözüyorsunuz? Visa ve Mastercard burada çalışmıyor. Uluslararası bankaların hiçbiri yok. Bu yüzden bizim bu işi zaten yola çıkmadan çözmemiz gerekiyordu. Sen bana güven, ben güzel bir şekilde daha yola çıkmadan bunu hallettim zaten. Nasıl ya? Gel göstereyim. Bak abi şimdi, bu ortak. Rusya'ya gelmeden önce buradaki kart sorunundan dolayı ortağa para attım. Anında USDT'ye çevirdim. Şimdi de canlı canlı ortaktaki USDT'mi burada nakit para olarak çekeceğim. Hadi başlayalım. Sadece bu değil. Ortak aynı zamanda bir sosyal yatırım platformu. Yani aynı YouTube'daki kanallar gibi burada da gerçek yatırımcı profilleri var. Girip profillerden performanslarına bakıyorsun. Kendine en uygun olan yatırımcıyı seçip yoluna onunla devam ediyorsun. Senin piyasayı takip etmene gerek kalmıyor. Onlarla aynı işlemleri gerçekleştiriyor, aynı getiriyi elde ediyorsun. Kriptodan da para kazanmış mısın bir baksana? 4800 atmıştım, 200 de kazanmışım, 5000 olmuş. 1000 de açarken hediye vermişlerdi ve şu anda 6000 TL'nin karşılığı olarak Rus rublelerimiz elimizde, gece hayatına geçebiliriz. Şimdi bu videonun asıl konusu olan gece hayatını Moskova'da en iyi size gösterebileceğimizi düşündüğümüz bir yere doğru ilerliyoruz. Orası sürpriz olsun. Aslında biraz gündüzünden ipucunu vermiştik size. Şimdi tamamen gecesine gidiyoruz. Bu arada Alican, havaya bakar mısın? Yani şu an saatin kaç olduğunu tahmin edemeyeceğinizi düşünüyorum. Şu an saat kaç abi? 8. Tabii bulutlar olmasa daha iyi gösterebilirdim. Bak, güneş daha batma aşamasına bile gelmedi. Burada gün batımı neredeyse 9.30-10 arasına falan denk geliyor. 9.50 gibi olması lazım. Hatta bu daha da uzayacak. En uzun gün 21 Haziran'da St. Petersburg'da gün batımı galiba 11'lere falan denk geliyor. Evet, paramızı bozduk ve rubleye geçtik derken
Alican'ın eli titremeye başladı yine. Aldığımız paraları biraz harcamanın vakti geldi. O zaman bir şeyler yiyelim. Hatta ilk gördüğümüz şeyi yiyelim yani. Dondurma mı yoksa tatlı mı bilmiyorum. Soralım. Dondurma. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. This is ice cream. Uh-huh. Which one is your favorite? Мой любимый? Да, да. This one with this. Senin favorin ne? Ben onun favorisine güveniyorum. Şundan o zaman sana bir tane. YouTube. I can write. Atkudu. Travel. Yes, we travel. Yazalım, yeni bir abone kazanalım Rusya'dan. Siz de abone olmadıysanız şöyle. Oh. Ya is İzmir'a. Ya is Turtsi. Ha, hazırmış ya. Allah Allah. Ben yap şey yapalım. Bayağı ha, aslan Max verdi. Senin ya. El titremeni geçirir umarım. Sosa batıracak. Aa, yes 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 yes. One. One. And for me this. Uh-huh. What's your name? Kupuç Muha. Kupuç Muha. Christina. Christina. Nice to meet you. My name is Mert. Name beautiful. Name beautiful. Yours too. Spasiba. Bu arada güzel bir şey oldu ya. Ha, bayağı sahte Magnum yaptı ya. Russian Magnum. Şaka geçmedi. Geçmedi. Magnum bilinmiyor. Ben de bundan alayım. Oo, canım çekti şu an bayağı. Stoit. 500. Alican'ın el titremesinin bize olan maliyeti 500 oldu. Yani Alican gibi biriyle Moskova seyahatine çıkarsanız her el titreme başına 500 ruble ödemeniz gerekiyor. Bu da kaç dolara denk geliyor? Kaç dolar bilmiyorum ama güzel şeyler tadıp güzel şeyler görme garantisi de veriyor. Aynen öyle. Spasiba. Bay bay. Dobry večer. Çok iyi. Çok iyi. Seninki nasıl? Gayet iyi. Ben bir teşekkür edeceğim. Çok iyi çünkü. This is Sarasho. Thank you. Spasiba. Ya buradan gideceğiz. Tamam hadi oradan gidelim. Hadi ya. Buradan gidelim. Şimdi saatlerimiz 11'i gösteriyor. Havaya bakar mısınız? Aslında karardı ama tam karardı da diyemeyiz. Bizim akşamüstümüz gibi bir şey. 11'de bunu yaşamak da ilginç bir deneyim bu arada. Arkamda gördüğünüz duvar tamamen Viktor Soy'a ayrılmış. Viktor Soy kim derseniz bir rock müzisyeni ve Sovyetler Birliği zamanında değişimi sembolize ediyor. Zaten Peremen yazıyor şu büyük yazıda. O Peremen de değişim demek. Yani Sovyetler Birliği'nde yapılması istenilen değişimi sembolize ediyor. O yüzden böyle bir duvar yapmışlar. Umarım şu Peremen yazısını doğru okumuşuzdur. Anlamını da doğru söylemişizdir. Şurada mesela bir krasnaya var. Bak. Bu rengi biliyorsun Alican. Krasnaya değil mi? Tabii krasnaya bu renk. Bu güzel bir renk ama harika. Krasnaya güzel demek değil. Değil. Kırmızı. Onu biliyoruz ama. Yani artık hava da kararsın diye bekledik. Kararacak muhtemelen biz metro ile geçiş yaptığımızda. Efsanevi bir caddeye gidiyoruz. Moskova'nın hatta bütün Rusya'nın gece hayatının kalbinin attığı bir yere geçiyoruz. Geçerken de size efsanevi Sovyetler metro yeraltı dünyasını göstereceğiz. Oradan ikonik bir metro istasyonu seçtik yine. Geçerken geçişimizi orası üzerinden yapıp size de göstermek istiyoruz. Oo, bayılmışlar fazla vodka abi. Az baygınlık yoktur, çok vodka vardır. Ya da az vodka yoktur, çok baygınlık vardır. Sözleri de Rusyalılar tarafından iyi bilinir. Şu metro istasyonunun girişi bile ne kadar ihtişamlı görüyorsunuz. Burası Smolenskaya metro istasyonu. Şimdi giriş yapacağız ve Pushkinskaya metro istasyonuna gideceğiz. Oradan devam edeceğiz. Angliski. А вы говорите на французском? Да, у меня муж французский. Окей. Я работаю в библиотеке Ленина. Окей. И рядом бюро. Abla biraz AI robotu gibiydi ya. Böyle ne dedi? Ne dediğimin önemi yok. Beni dinlemiyordu zaten de. Fransızca anlıyor. Yarı Fransızca konuştu, yarı Rusça konuştu. Fransızca derken anladığım kadarıyla Stalin'in kütüphanesine gideceksiniz. O tren buradan kalkıyor, gidiyor falan. Ona benzer bir şeyler dedi de. Rusça ne dedi hiçbir fikrim yok. Fransızca mı konuşuyorsun diyorum. Ona da cevap vermiyor. Anlamadım ben ne oldu. Bir anda böyle robot gibi geldi gitti. Şu anda Smolenskaya istasyonun içindeyiz. İşlemelere bir bakar mısınız? Bakın 1945 2. Dünya Savaşı'nın bitişi, Sovyetler Birliği'nin sembolü, yıldız. Yani
resmen Sovyetler Birliği ile ilgili birçok şeyi bu metro istasyonlarında bulabiliyorsunuz. Belki de 5 dakika boyunca aşağı ineceğiz. Şu ışıkların işlemeleri ne kadar? Bakar mısınız? Şu kapılardaki işlemeler, metro istasyonları, kaç hat olduğunu görüyorsunuz şu an. Mesela şu an metronun gidişini izledik. Şurada ileride gördüğünüz saniyede 0.27'yi görüyorsunuz. Bu gidişini gösteriyor. Yani buna pek bakmaya da gerek yok aslında. Çünkü her dakika başı neredeyse yeni metro geliyor. O yüzden çok da hani kaçırdım falan gibi bir şey yok bu metro istasyonunda. Harika bir şey bu. Yine metronun içinde Sovyetler Birliği dönemini temsilen yapılmış bir heykel görüyorsunuz. Şimdi metromuz geldi. İnanamayacağınız bir şey söyleyeceğim. Bu metro sistemi şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar uzun bir mesafeye bile hep aynı fiyata gidiyor. Sadece 57 ruble. Bu da 1 dolar bile değil. Harika. Harika. Yani diyecek fazla bir şey yok. Şöyle inanılmaz bir görüntü ya. Şimdi hazır metro durmuşken neden bu metro istasyonu böyle ve neden burası bu şekilde inşa edilmiş ondan bahsedeyim. Sovyetler Birliği zamanında ilk metro istasyonlarının inşası 1931 yılında başlanıyor. Şimdi soracaksınız neden bu kadar ihtişamlı inşa etmişler bu Sovyet metro sistemini. Zamanında 1931 yılında Sovyetler Birliği buradayken başlıyorlar buraları inşa etmeye. Sadece 11 kilometrelik bugünkü kırmızı hattı inşa etmeye başlıyorlar. O zamanki asıl amaç Sovyetler Birliği'nin dünyaya gücünü göstermek ve aynı zamanda Moskova'daki ulaşım sorununu çözmek. Yıl oluyor 1940. İkinci Dünya Savaşı döneminde de bu metro istasyonlarını sığınak olarak kullanıyorlar. Daha sonra Soğuk Savaş dönemi geliyor. Yine bu şekilde buranın büyüleyici ve ihtişamlı olması Soğuk Savaş döneminde de Amerika'ya karşı bir güç gösterisi haline dönüşüyor. Ve aynı zamanda metro sistemi iyice genişlemeye başlıyor. Yıl oluyor 1991. Bizim de doğduğumuz zamanlar işte. Sovyetler Birliği dağılıyor. Bugünkü Rusya Federasyonu bildiğimiz gibi. Burası yani bu metro sistemi iyice genişliyor. Bugün tam 240'tan fazla. Merhabalar abi. Merhaba abi. Nasılsın? İyisin. Nerelisin? Ben Azerbaycan. Azerbaycan. Yaşlısın. Sen takip ediyorum. Eyvallah. Sağ ol. Takip ediyormuş ya Azerbaycan'dan. Ne diyorduk? Sovyetler Birliği dağılıyor ve hala burası genişlemeye devam ediyor. Bu arada bir şeyi unuttuk. Neyi? Like istemeyi. Lütfen like tuşuna yani beğeni tuşuna basalım. Hemen aşağıda üşenmeyelim. Nasıl ki Sovyetler Birliği metro sistemini beğendik. Siz de aşağıda videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Şu an Tverskaya Caddesi'ndeyiz. Biz Pushkinskaya'da indik. Size de belki rehber olur diye söylüyorum. Çünkü Rusya'ya geleceğiniz bir gün gelebilir yani. Buradan aşağıya doğru gece hayatının kalbinin attığı yerlere ilerleyeceğiz şimdi. Şu karşıda gördüğünüz sembol 1.2 slash. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Orası McDonald's'ın bugünkü hali. McDonald's da aynı Starbucks gibi bu markalar isim değiştirdi. Şekil değiştirmedi. Neden bunu tekrarladım ama? Çünkü yeni bir bilgi aldık. 1991 yılında Sovyetler Birliği daha yeni dağılmışken yapılan ilk McDonald's'mış burası. Bu şube direkt yani. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Burada çok önemli bir iş bu. Karşıdan karşıya geçerken herkes o kadar iyi uyuyor ki kurallara. Kırmızı ışıkta geçen Rus göremezsiniz bu ülkede. Bunun bir nedeni direkt ceza yazılabilmesi. Çünkü polis yakaladığında anında ceza yazıyor burada. İkinci nedeni de ilginç olanı da bu. Rusların milliyetçiliği. Milliyetçiliği iyi anlamda yaşamaları daha doğrusu. Bu da şunu ifade ediyor. Ben geçersem, sen geçersen bu ülke nasıl bir kaosa gider. O yüzden hani geçmemelisin olarak bakılıyor. Allah Allah geçemedik bak yine. Alican yine burada bir trafik var. Şimdi meşhur Patriki Caddesi'ne geldik. Çok tarihi bir cadde. Bugün insanlar tabii burada tarihini yaşayalım, edebi halini yaşayalım diye değil, daha çok gösteriş yapmak için geliyorlar. Ve bunu birazdan dibine kadar göreceğiz. Ben de şu şekilde Kafkas mikrofonumu elime aldım şimdi. Neden diye sorabilirsiniz. Biraz da insanlarla etkileşim kuralım istiyorum. Biraz buradaki insanları tanıyın, biz tanıyalım. Bu etkileşimle beraber Rusya'yı, Moskova gece hayatını daha güzel görelim istedim. O yüzden şu anda artık bu mikrofonu
mikrofon elimde devam edeceğiz. Biraz daha Acun stili olacak bu video. Bu dakikadan sonra. O zaman şöyle bir caddeyi gösterebiliriz. Bak şöyle bir bakalım. Birazdan görecekleriniz zaten sizi bayağı şaşırtacaktır. Şimdi arkamda bir gölet görüyorsunuz. Burası Patriarch Pond olarak geçiyor İngilizcesi. Türkçesi Patrik'in göleti. Kim bu Patrik? 1683 yılında bu bölgeyi göletler ve yerleşim bölgesi haline getiren adam. 400 yıl önce burası tamamen bir bataklıkmış. Bir bataklığı alıp göletler ve yerleşim alanı haline getirmiş 400 yıl önce Moskova Patrikhanesi'nin başındaki Patrik Nikon. Buraya Patrik'in göleti diyorlar. Hatta Moskovalılar çok fazla uzatmayı sevmiyorlar. Kısa kesiyorlar her şeyi. Patriki Caddesi diyorlar. Evet, yeterince bence gölet dedik. Tarihten de bahsettik. Alican'ın da zaten eli biraz titremeye başladı. Biz Patriki Caddesi'ne girelim. Artık Moskova gecelerine bir bakalım. Hava da karardı bu arada. Saat gece 12. Havayı şu anda Moskova'da bu şekilde kararık görebileceğimiz 3-4 saatten birindeyiz. Şu anda Ahmet Kaya'nın Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısını yazdığı yerdeyiz. Bir önceki videoda da aynı noktada aynı şeyi söylemiştim. Yani gerçekten bunu böyle bildiğimi sanan yorumlar geldi. Biraz üzüldüm açıkçası çünkü hiç beklemiyordum. We are from Turkey. You? No, Kafkas. You enjoy nightlife? Yes. Yes, it's good here. Yes. My English is very bad. No. It's okay. Okay. Have a good night. Девочки, вы английский знаете? Bak, hemen karşı tarafa attılar. Little. Привет. YouTube. Я теряюсь, короче, когда камера. Хорошо? Хорошо. Everything is хорошо. Да, есть. You enjoy nightlife? Yes. We are enjoying. Sister, говори по-английски. Чуть-чуть, все. Пойдем, нет, не будем. What channel? Travel channel. Путешествие? Are you live here? No. Travel. Travel in Moscow. How long will you... 2 weeks. You are from Moscow? Yes, I live. You live? Yeah. So, do you like the streets? Beautiful. Beautiful. Yes, I agree. Почему когда камера? I know Vlad. Почему когда камера? Küfür etti hemen. Vlad. Okay. Bye. Kim demiş? Ruslar asık suratlı. Yani insanlar bayağı konuşkan. Erkeği de, kadını da. Şimdi biz burada neden bu soruları soruyoruz? İnsanları biraz sıkıştırıyoruz, terletiyoruz. Size bir önceki videoda eğer bir gece hayatı videosu istiyorsanız ve Rus erkeklerini, aynı zamanda Rus kadınlarına sormak istediğiniz sorular var mı diye aşağıda yorumlarda yazın demiştim. Siz de sağ olun yazdınız. Şimdi biz de seçtiğimiz bazı soruları, en çok sorulan soruları burada Ruslara soracağız. Bence doğru yerdeyiz. Mesela şu anda köşedeyiz. Buraya köşe deniyor mu bilmiyorum. Buraya ben köşe demeye başladım artık. Yani gerçekten insanlar acayip güler yüzlü ve kameraya karşı çok cana yakın davranıyorlar. Şimdi burada çok ünlü bir Japon barındayız. Izakaya restoran burası. Kiano'ymuş ismi. En önemli noktalardan biri, yani en kalabalık noktalardan birindeyiz şu anda. Acayip bir akış var ha. Şuraya doğru ilerleyemedim yani. Burada takılmayı seçen Rus arkadaşlarımıza bir şeyler soralım istiyorum. Привет. Do you speak English? Yes. Why are you hanging out in Patriki? Actually, I don't know. I just came here with my friends. They chosen the location. Why she chose the location? I think maybe because of good restaurants. So this is the best one? Oh, I don't know. They said that okay. Really tasty cocktails. Спасибо. Bye bye. Bazen utanabiliyorlar. Mesela konuşmak istemediklerinden değil. 4 kişilerdi. 3'ü çok utangaç, çok çekingen kaldı. Biri daha fazla konuşkandı. O konuşmayı tercih etti. Şimdi biraz şöyle ilerleyelim. Burada kafeler de var. Bakın burada insanlar kahvelerini de içiyor. Saatin kaç olduğuna bakılmaksızın insanlar burada kahvelerini de içiyor. Dün izlemiştim. Dün mü? Evet. Öyle mi? YouTube kanalda. Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Azerbaycan. Azerbaycan. Burada yaşıyorum. Mert ben. İsim neydi? Ülvi. Burada yaşıyorsun? Burada yaşıyorum, evet. Ne zamandır burada yaşıyorsun? 94. senede. 20 yıldır falan burada yaşıyorsun. Neden bu sokak? Neden Patriki? Kalabalık, güzel burada. İnsanlar değişik burada. Değişik derken nasıl değişik? Kızlar. Peki, biz burada yürürken birçok Türkçe bilen insana denk geldik. Azerbaycanlılar var burada. Öyle mi? Türkler de çoktu burada. Can Azerbaycan diyorsun. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kahve mi? Kahve.
Alkol yok mu? Yok. Dünen vardı. Bugün... Dün vardı, bugün yok. Görüşürüz. Mert, soru istiyorlar. O zaman tamam, bir de soru sorarım. Davay, davay. Gabarite po angliski? I speak a little bit. How did you learn English? At school, and also I was in England like 3 months. I will ask you about this Patriki street. Why do you hang out in Patriki? Very cool vibe. I want to ask you about Turkish people. Maybe you can translate that. Oh, what she meant by oh when I said Turkish people. What's your experience with Turkish people? She said she has also only holidays. Yes. In Antalya. Antalya, Alanya. Bodrum. No. Marmaris. Yes. Alanya, Antalya. Did you like? Very good. Very good. Very good. Do you know Tarkan? Of course. Yeah. Bunu tutmama gerek yok zaten, oldukça neşeliler. kiss, yes. So, after, where do you hang out? Where are you going after coffee? Not coffee, gin tonic. Biz burayı kafe diye sandık da, burada gin tonic içenler de var. How much is it, one glass of gin tonic here? 650. Okay, it's good price. Like $7. What did you want to ask about us, about Turkish boys or what? So, what do you think about Turkish men? I think... Hot. Arrived, hot. it's hot, of course. They are hot. Okay, that's one positive thing. Do you have anything in mind negative? Blah, 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 blah. Oh, çok konuşur diyor. Petit konuşur dirsek atar. But very smiley persons. They like Russian girls. They can't spend money for girls. Bu da değişikti. Diyor ki, Türk erkeklerini çok sevmemin bir sebebi de kadınlar için çok para harcayabiliyorlar diyor. Congratulations. We finished your interview. Thank you. Take care and enjoy your night. Enjoy your gin tonic. Thank you. Bye bye. Bakın Patriki'de bile bizim Instagram'ımızı takip ediyorlar. Where do you live? Here? Ya is İzmira. At İzmira. İzmirliyiz'i Rusça söyleyeyim. Paka paka. Paka paka. Ha, paka paka. Paka paka. Devam ediyoruz aynı caddede. Bakın burada bir İtalyan restoranı var. Burada restoranların bir özelliği de belli bir standarda ulaşmayan... How are you? You speak English? 50-50. 50-50. Yeah. Okay. But Ruski больше, чем... Dört oldu bir anda. English? Oh, no. I'm Russian. Yes, you are Russian, but English no? 50-50. I want 50% of English. Why Patriki? Okay. Как вам Патрики? Шикарно. Шикарно? Шикарно. Bilen varsa şikarna. Okay. What's your names? My name is Nastya. Nastya. Disana. Alexandra. Angelina. Merta. Alia. Nice to meet you. Goodbye. Bye bye. Где вы сидите? Привет. How are you? Instagram, yes. Молодец. Говорите по-английски? Чуть-чуть. So-so. Чуть-чуть. Do you like Patriki Street? Yes. Why? Best street of the Moscow. We from Rostov-on-Don. Only for holiday? Yes. Yes? All summer. All summer you are here? Yes. You are in the university or? Yes. What do you study? Teacher. What teacher? English? No. Russian? Russian. Russian. How old are you? 20 years old. 20 years old. What's your plan for your future? Take the best emotions of our life. Oh, that's a good one. Спасибо. Пожалуйста. YouTube. Yeah, it's me, of course. Thank you. Thank you. Paka paka. Paka. Artık biz gitmiyoruz insanların üstüne, onlar gelmeye başladı. Abi bir de... şöyle bir şey var, Rusya'da kızlar geliyormuş röportaj yapmaya. Evet, öyle bir şey varmış. Rusya'da kızlar geliyormuş röportaj yapmaya, onu anlamış olduk. Çünkü
Ben şöyle düşünüyordum. Burada insanlar çok hani biraz daha gösteriş üzerine bir cadde olduğu için belki çekinirler kameradan veya burunlar biraz havadadır diye düşünürken tam tersi çıktı. Şu an zaten hep beraber deneyim ediyoruz bunu. Bu arada ben restoranlardan bahsediyordum. O sırada araya girdiler. Kötü de olmadı ama bu caddede gördüğünüz bütün restoranlar büyük firmaların akademilerinde belli standartlara ulaştıktan sonra açılan restoranlar. O yüzden bu bölgede herhangi bir yerde yemek yediğinizde veya bir şey içtiğinizde hüsrana uğrama olasılığınız %0. Çünkü dediğim gibi garsonlarından aşçısına, ortamına, ambiyansına, müziğine kadar, seçilen masa materyallerine kadar her şey ince elenip sık dokunuyor. Ekonomik durumu belli bir seviyenin üzerinde olan bu Ruslarda kolay kolay belli standartların altında kalan yerlere oturmazlar ve buralardan hiçbir şey yiyip içmezler. Şimdi arkamda bir Dodge görüyorsunuz. Zaten burada görebileceğiniz en dandik araba budur büyük ihtimalle. Durmadan G kasalar geçiyor. Burada böyle biraz su gibi gidiyor muhtemelen bu arabalar. Çünkü bildiğim kadarıyla burada Avrupa'dan gelen araçlara verilen vergi %10 kadar. Yani oldukça düşük. O yüzden bu tarz büyük markaların pahalı kasalarına erişim oldukça kolay. Patrick'i uzun bir cadde ve biz de bu uzun yolculuğa insanlarla etkileşim kurarak yürümeye devam edeceğiz. Привет. Do you speak English? No, I speak Russian only. But you speak English? So. Yes. Can I ask you one question? Let's go. What's the reason you hang out in Patrick'i? Because Patrick'i is very very cool drink place in the Moscow, the most popular place in the Moscow, and I love Patrick'i. So it's хорошо. Very хорошо. Very хорошо. Okay. Do you travel? No, I don't have passport, загран. American passport, no. You can still travel. I met a lot of Russians in Bali. Бля, я не знаю, как на английском сказать. Английский финито. Да, финито. Okay, okay. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока'yı da az önce öğrendim. Doğru mu diye bilmiyorum da teyit ettik işte. Cümle içinde kullandık, doğruymuş. Devam ediyoruz. Yine... Allah aşkına yavaş. Tamam, tamam, tamam. Farklı kafelerin önünden geçiyoruz. Merhaba. Bazen tabii cevap da alamayabiliyoruz. Devam edebiliriz. Ava kafenin önündeyiz şu anda. X-Bags. Abi İngilizce bilme oranı gayet düşük. Gördüğünüz gibi çok ünlü bir caddede olmamıza rağmen gelir seviyesinin çok yüksek olduğu, biraz da eğitimin de tahminimce yüksek olduğu kalabalık bir caddede olmamıza rağmen İngilizce seviyesi bayağı düşük. Bu niye böyle pek bilmiyorum. Sonuçta okulda eminim ki öğretiliyordur. Soğuk Savaş döneminden beri Amerika'ya karşıtlık yüzünden belki bilinçli olarak ikinci yabancı dil dünyanın farklı dillerinden seçiliyor da olabilir. Bunu bir bilgi olarak söylemiyorum. Sadece böyle bir fikrim oluştu şu an. Olabilir. Ama İngilizcesi az olan bile kendini zorlamaya çalışıyor. Hiç yoksa yapacak bir şey yok. Bizim de Rusçamız yok. Keşke olsaydı. Rolls Royce'un çerez olduğu bir başkent Moskova. Burada sert abiler var. Sert Moskova dayıları var. 2022'de Michelin yıldızı almış bir restoran var burada da. Grand Cru. İnsanlar arabalardan birbirlerine laf atabiliyor. Mesela arkamda gördüğünüz arabanın içindeki kızlar az önce çocuklara laf attı. Merhaba. Не понимаю. Не пони. Английский. Дагестан, сила, пируха, салам алейкум, вперед. Окей. Пируха есть. Окей. Гасса пируха дом. Окей. На, держи. Arkadaşlar Dağıstanlıydı. Bir şeyler dediler de İngilizce biliyor musunuz dedim, bilmiyorlarmış. Kendi dillerinde bir şeyler dediler ama yumruk mumruk yaptıklarına göre muhtemelen biraz daha direnişçi arkadaşlarımızdı. Az önce mekanı zorladı Dağıstanlı kardeşlerimiz. Bak buradaki mekanı. Estetik var. Almadılar onları. Ama dört erkek olunca da almayabilir. Ha bak çocuğa bak. Tekrara düşmemize gerek yok. Patrick'i caddesinde bayağı bir yürümüş olduk. Nikitskaya'ya doğru ilerliyoruz. Bu iki cadde gece hayatını sokaklarda yaşayan iki cadde. Cumartesi olduğu için hafta içi burada çok insan olmuyor aslında. Fark ettiyseniz bilmiyorum, insanlarda acayip bir marka çılgınlığı var. Ambargolar olmasına rağmen, birçok dünya markası buradan çekilmesine rağmen hala insanların ayaklarında, bak gösterebilirsin hatta insanların ayaklarını. Yani
Tam insanlar göz. Ayakkabı giyiyor gibi oldu. Bak insanlar çıplak ayak yürümüyor. Alican'ı kaybettim yine, uzaklaştık birbirimizden. Ama neyse ki mikrofonumuz var abi. Herkesin ayağında marka bir ayakkabı, üzerinde en iyi markalardan gömlekler, ceketler, en iyi markalardan pantolonlar var. Bunların ne kadarı orijinal değildir bilmiyorum ama tahminimce %80'i orijinaldir diye tahmin ediyorum. Ve böyle de bir zenginlik var. Bu ülkedeki fakirliği yok saymak anlamına gelmiyor. Sadece burada böyle bir şey var, bunu gösteriyoruz. Bu caddenin en lüks mekanlarından birinin önünden geçiyoruz. Iced ismi. Burası da geç saatlere kadar açık. Oldukça lüks ve pahalı bir mekan aynı şekilde. Arkaya bak, Mercedes cenneti. Bak kimse karşıdan karşıya geçmiyor. Bu kadar küçücük bir yolda bile herkes ışıkları bekledi. Evet, biz artık Nikitskaya'ya ilerleyebiliriz. Oo, çok orijinal bir arabanın yanından geçiyoruz. Nice car, хорошо. How are you? I'm fine, bro. Where are you from? Turkey. Turkish. Where the job? Vlog снимаете, что там? Blogger. Yes. How many это? 1 million. 1 million. What, really? Yes. What name you took here? Mert. YouTube or Instagram? YouTube. Enjoy. Rus adası. Sokakta bu şekilde içkilerini alıp takılan insanlar da var. Mekanlardan almak zorunda değilsiniz her şeyi. Rahat bir ortam var aynı zamanda kasıtlılığının yanında. Kanal için geldi. Daha pişite. Okey, okey. Bu benim pişite. Все, спасибо. Pişite. Pişite. Tebrik edecek bir çaba. Aynen, harbiden Lada'nın içinden çıkmış lan. Ladacılar gecenin nabzını tutuyor. Bu arada bak, Whoosh deniyor bunlara galiba. Bizde bisiklet yok gerçi ya. Var, bizde var. Martı var ama. Martı'nın da bisikleti var. Martı'nın bisikleti var mıydı bizde? Evet. Bayağı uzak kaldık biz Türkiye'den o zaman. Buradan da Alper Öktem'e bir selam yollamak istiyorum. Çünkü bu sistemi de Türkiye'ye getirmek için kendisi çok uğraşıyor. Bence harika bir sistem. Destekliyorum sonuna kadar. Burada da insanlar çok kullanıyor ve beğeniyor bu sistemi. Şehre bence hız katıyor, aksiyon katıyor. Ve aynı zamanda ulaşımı çok kolaylaştırıyor. Beşinci kez söylüyorum, Nikitskaya'ya doğru geçiyoruz. Pek geçemiyoruz çünkü çok yavaşlamamızı sağlayan bazı şeyler yaşadık biz. Şey gibi, mumya gibi bakıyor kız. Abi insan fotoğraf çekilirken yakalanmamalı ya. Can I ask you some questions? Okay, don't be shy, it's okay, it's okay. It's a YouTube channel. So what's your name? Sofia. You are on holiday? Yeah, I live here and I work here. Yeah. You are going to Patrick now? We are going to Flava Club. Which one do you recommend? Rodina Moskva. Rodina Moskva. Yeah. Can you guess where we are from? Maybe Jordan. Jordan? No. One more guess. It starts with T. T. And second one, U. T and U. Turkish, yeah. Yes. Have you been to Turkey before? Yeah. In Istanbul, Alanya. Did you like it? Yeah, I like it. Спасибо. O kadar tereddütlü ve soğuk yaklaştı ki belki de şu ana kadar bu video boyunca gördüğümüz en soğuk insanlardan biriydi. Belki de bir şeyle uğraşıyordu, belki bir şey yapıyordu. Ama bilmiyorum. Yine de hiç nezaketini bozmadan cevapladı bütün soruları. Bence de hiç yaklaşımı bozmadı. Yaklaşımı çok hoştu. Aynen. O yüzden. Belki de hiç istemiyordu böyle bir şeyde çıkmak. Ona rağmen nezaketen belki devam etti. Bu bile bence güzel bir şey. Çünkü bazen insanlar istemediği şeyleri çok sert bir şekilde tersliyor ve kaba oluyor. Bu ana kadar kabaca bir hareket veya bir kelimeyle bile karşılaşmadık. Şimdi yine usulüne uygun bir şekilde karşıya geçiyoruz ve bütün bir yol Nikitskaya. Şimdi bu bölge bir tık daha casual bir bölge. Daha çok insanların barlar dışında, hemen dış tarafında, ayakta, alkolü bazen take away, al götür şeklinde alıp sosyalleştiği bir alan ve sosyalleşmenin gerçekten çok yoğun olduğu bir yer. İnsanlar zaten sosyalleşmek için geliyor. Şöyle bir girelim. Arabaların sesi oldukça iyi geliyordur diye tahmin ediyorum. Ya bu sokak da çok değişik bir sokak. Şu araç trafiğini her yerde göremezsiniz.
biz size gösterelim der. Rolls Royce'dan yol bekliyor şu an. Aynen öyle. Bir Rolls Royce, diğer Rolls Royce'dan yol beklediği, önünde bir Porsche'nin olduğu, onun önünde Mercedes, arkada Kia geliyor ama dur. Kia'ya yol ver abi. Önce Kia Sorento, sonra sen bir soru Sorento. Hadi gidento. Gel abi, bekleme yento, gel. Do you speak English? Yes, of course. Can I ask you some questions? No. No, perfect, okay. Soru istemiyorlar. Biz devam ediyoruz. Bak, şöyle bir yolu çekebilirsin mesela. Ne kadar müzik geliyor bilmiyorum hala. Fazla mekanların içine giremiyoruz biliyorsunuz. Videolarda söylediğimiz gibi telif yemeyelim diye bu müziklerden. Çünkü popüler müzikler çalıyor genelde. İçeri biraz girdiğimizde bile telif yeme şansımız var. Kendi müziklerimizle de mix yapmamıza gerek yok. O yüzden dışarıdan şöyle bir görüntü verebiliriz size. Bak şurada müzik yok sanırım. Buraya bir girebiliriz. Hatta şurada size fiyatları da gösterelim. Burası bir wine bar. EG Pub. Bak TKV şarap almış. Şaraplarıyla, biralarıyla burada dışarıda takılıyorlar. Şöyle bir giriş yapabiliriz. Müzik var ama çok da yok gibi ya. Adam geri geliyor. Harbi tav oldum. Ben gidiyorum, o geliyor. Tamam neyse. Şarapların kadehinin tanesi 500 ruble. Yani 6 dolar gibi bir şey. Yol versek de geçmeyen Mercedesler var. Çünkü kendileri piyasa yapıyor. Ufak bir insan trafiği. Burada ufak bir insan trafiği gördük. Şu barların çevresinden biraz yürüyelim dedik de mikrofonun üstünde şu tüy takılı olmasına rağmen çoğu şeyi çekemiyoruz çünkü çok yüksek sesli müzik var. Şöyle biz karşı kaldırımdan geçelim. Karşı kaldırımda bir hayli canlı, sakinliği ve huzuru seven kaliteli insanların kaldırımı diyebiliriz bence bu kaldırıma. Karşıda değil, bu tarafta takılıyorlar. Biraz müzikten uzak. So your friends? Yes, we hang out with my friends. Yes. What's your name? Andrei. Why are you coming to Nikitskaya? What's special in Nikitskaya? That's a good question. why we come here? Why? Because this is nice place. I said this commentary, no comments. Okay. Thank you. Спасибо. Спасибо. İngilizce 101 oldu. Do you have YouTube channel? Yes, we have. Which country you can guess? Of. Which? Of Russia? No. Am I Russian? Do you speak Russian? No. Where are you from? Europe. Turks? Okay, Europe. Been in Istanbul last month. Did you like it? Yes. A lot of party. So I think you like it. Yes. So what's negative about it? I couldn't sleep well. Okay, that's positive. If you don't sleep, it means you have good time. Yeah. You had Turkish friends or Russian friends? Russian friends and Turkish friends also. What's the name of Turkish friend? I have Melina, Burak. Do you think you will come to Turkey again? Yeah, I think so. Okay. Spasiba again. Paka paka. Bye. Kız tek attı ya. Şöyle bir baktı, Türkiye dedi. Evet, şimdi Nikitskaya'nın son noktalarına doğru ilerliyoruz. Restoranlar, kafeler yine devam ediyor. Ya çok klas abi. Yani bakar mısın içine, dizayna? Kesinlikle özen gösteriliyor. En azından şu ana kadar bizim gördüğümüz bu Golden Ring denen ilk çerçevede, ilk yuvarlakta. Moskova'nın o kalbi dediğimiz yerde standartların altında kalabilecek hiçbir yer yok. Görüyorsunuz Moskova'da gece hayatı, saat şu anda 1'e geliyor ve gördüğünüz gibi her yer tıklım tıklım dolu. Evet, her yer tıklım tıklım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ben İranlıyım. Bu arada Türkçen çok iyi. Teşekkür ederim, evet. İsim neydi? Şehrazat. Şehrazat, Mert benim de. Memnun oldum. Turist misiniz? Evet, İran'ın neresi? Urmiye. Urmiye. O yüzden Türkçe var. O yüzden Türkçe var. Bir de benim babam Türkiye Çapa doğdu. Diş hekimliği, evet. Oradan. Burada yaşıyor musunuz yoksa? Ben burada yaşıyorum uzun seneler. İran ve Moskova, yani İran ve Rusya'da yaşıyorum. İran'ın insanını ben çok seviyorum. Türk insanlarını çok seviyoruz. Onun için dillerini de iyi biliyoruz. Yani sevgiden.
Yani ancak siz zaten buradan böyle oturuyorken bize böyle laf atabilirsiniz, onu biliyorum. Teşekkür ederiz bu arada. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Tabii ki. Tabii. Instagram'da da var. Ben sizi gezdiririm bile eğer yalnızsanız siz. Öyle Moskova'da mi? Tabii ki. Sevinirim. Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Ya şu an ünlü mü olacağım? Evet şu an Sibel ünlü. Sibel Cankas'ın. Sibel. Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten. Ben 20 yıldır burada yaşamama rağmen ilk yani tercih ettiğim ülke Türkiye. İsmi İstanbul. Bunu duyduğuma çok sevindim. Gerçekten. İstanbul mu? Biz İstanbul. İzmirliyiz bu arada. İzmir'de çok güzel. Benim kuzenim İzmir'de okuyor. Öyle mi? Nerede okuyor? Ege Üniversitesi. Süper, süper. Çok teşekkür ederiz tekrar selam verdiğiniz için. Görüşürüz. Hodafes. Hodafes. Herhalde buraya gelen yabancıların da böyle vibe'ı değişiyor ki dışarıya böyle bu kadar sosyal davranıyorlar. Çünkü etraftaki ortam bunu kaldırıyor. Herkes sosyal olunca, iletişim çok güzel kurulunca, ya çok sağlıklı bir iletişim var her şeyden önce. Benim Moskova'da, Rusya'da fark ettiğim şey bu. Martılar yanda yem beklerken, biz de Nikitskaya Caddesi'nin sonuna gelirken, buyurun efendim. Tam videoyu bitiriyoruz dedik az önce. Şehrazat geldi ve ben bitti demeden bitmez dedi. Noktayı koydu. Yani şimdi biz gece hayatı videosu çekiyoruz derken... Hello. Hello, how are you? Do I have vodka? And balalayka? If you have... If you have vodka, you can speak English. No money, no honey. Guess where we are from. Откуда он? Guess, угадайте, откуда guess? Я. England. France. France. China. Yes. Of course. How do you know? Yes, you're right. Bildi. Yes. I am. What a surprise for me. I am Chinese. He is Japanese. Turkey. Yes. Merhaba. 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 Kafaları o kadar yüksekti ki onları anlayacağı dilden nereli olduğumuzu söyledik. Ama burada yaşayan ve burada eğlenen bir Rus'un bile Türkiye'yi pahalı olarak tanımlaması üzücü. Bu üzücü evet ya. Hatta şey dedi ya şöyle eliyle, muhtemelen bilmiyorum, çevirebilenler çevirsin aşağıda yazsın. Anladığım kadarıyla bu sokak bile daha ucuz gibi bir şey söyledi muhtemelen. Ben öyle anladım en azından. Bu da üzücü oldu gerçekten. Neyse. Evet artık. How is your night going? Our night is going so we have such a wonderful time in this place. My friend came from Ekaterinburg. Cocktails of nothing. You are from Moscow? Yeah, but I was born in St. Petersburg. So. Where is the best area for hanging out at night after one maybe? Patriarchy Bounce. We are coming from there. Can you guess where we are from? Where are you from? Yes. You can guess. From Switzerland? No. Switzerland? No. No. It you're starts with T. You're from? T and U. Okay, I will help you. Tur. 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 Turci. Turci. Ah, yes, no, Turkey. Maybe Australia. Have you ever come to Turkey before? I was living in Istanbul for half of a year. Yeah? You like Istanbul? No. No, why? Why? For example, when a girl is going with a man, you're all the time you're looking at the girl. But I think at least one positive thing you can say about Turkish men. What's that? You're super gentle, maybe. I don't know. Maybe, yeah, maybe. Personal. Maybe. That's personal, yeah, of course. Maybe that doesn't depend on that nationality. That depends on the character that man has. Perfect answer. Yes. Спасибо. Bye bye. Evet, bu sefer ben geri yürüyorum. Alican sen gel. Şöyle köşede. Artık yavaş yavaş bu videoyu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ama sonlandırmadan önce ufak bir kritiğini yapmak istiyorum bu gecenin. Bugün biz gece hayatı videosu çekiyoruz dedik. Ve gerçekten de gece saatleri, saat şu anda 1'i geçmiş durumda. Zaten 1,5 saat sonra falan hava aydınlanmaya başlayacak tekrar en geç diye düşünüyorum.
Bugün aslında Rusya'daki gece hayatıyla beraber Rusların ne yaptığını görürken aynı zamanda biraz da sorular sorarak bizler hakkında ne düşündükleriyle ilgili de biraz fikir sahibi olmuş olduk. Şimdi biraz sokak röportajına döndü aslında bu video. Normalde yaptığımız videoların biraz dışına çıktık diye düşünüyorum. Ama ben çok keyif aldım video yaparken çünkü insanların yaklaşımı çok iyiydi bir kere. En konuşmak istemeyeni bile nazikçe kısa cevaplar verirken biraz da kamerayı reddetmiş oldu. Şöyle toparlamak isterim ben bu gece hayatını. Cuma ve cumartesi günleri Moskova gerçekten yanıyor diyebilirim. Gördüğünüz gece hayatı sadece iki caddeden ibaretti. Bunun dışında bir sürü bölgede var ama en çok kalabalığın bulunduğu iki yerdeydik bugün. Bir video yapacaksak gece hayatıyla ilgili Moskova'da o video kesinlikle bu iki caddede geçmeli diye düşündüğümüzden buraya geldik. İnsanlarla olan etkileşimimize önem verdik. Bence bu daha önemliydi çünkü bu şekilde ancak Moskovalıları, Rusları ve gece hayatını tanımlayabiliriz. Rus kadınlarıyla da konuştuk, Rus erkekleriyle de konuştuk. Tabii onların İngilizcesi el verdiği kadar biz de İngilizcemizi en basite indirgemeye çalıştık. Hatta ben basite indirgerken resmen İngilizce konuşmayı da unutuyorum, onu da fark ettim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizden bir daha like isteyelim, belki unutursunuz. Aşağıda beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Böylece videoya ücretsiz destek olmuş olursunuz. Bazılarınızı görüyorum, izliyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz belki de. Kakaya. Kakaya, kakaya. İki kaka geçti. İzlenme sayılarımız çok yüksek ama abone sayımız hala 1 milyonun altında. Yakında inşallah 1 milyonda olacağız. Siz de izleyip aşağıda abone ola tıklarsanız, yanındaki zil işaretini de açarsanız bundan sonra paylaşacağımız videolardan da anlık haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ne kadar önemsediğimizi de aslında bu videoda gösterdik. Bir önceki videoda size gece hayatı videosu istiyor musunuz diye lütfen aşağıda söyleyin ve hatta insanlarla etkileşim kuralım mı, ne sorular soralım dediğimde aşağıda sorular da yazdınız. Bunlar üzerinden de ilerledik. O yüzden yorumlarınız önemli. Aşağıda bütün yorumlarınızda görüşlerinizi, fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Onun dışında biz ülkelerde videolar çekerken ülkenin tanıtımından ziyade biraz daha kendi tarzımızda içerik üretiyoruz. Zaten fark eden fark ediyor bunu. Fark etmeyenlerse "Aa kardeşim onu yanlış dedin. Aa arkadaşım bunu doğru demedin. Bu böyle değil, şöyle olur" falan gibi yorumlar yapıyor. Yapın zaten, bize de bir şey katıyorsunuz. Yanlış bildiklerimizi düzeltiyoruz biz de. Tabii burada hakarete varan şeyler olduğunda biz bunları yok ediyoruz mecburen. O yüzden "Yorumum nereye uçtu da" diyebilirsiniz. Eğer küfrediyorsanız küfretmeye de devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz hala Moskova'dayız.